Değerli milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasında müftülük tanımını okudum. Şöyle diyor: İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetleri konusunda düzenlemeler veya denetimler yapan, hutbe ve vaaz konularını belirleyen, hac ve umre ile ilgili işlemleri yürüten, başkanlık kadrosunda çalışan kişi. Müftünün Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki tanımı. Bu tanımın içerisinde müftülerin nikah kıymasını uygulayabilecekleri ne yazık ki bir tanımlama mevcut değil. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi bu kanun tasarısı ile 100 yıl önce dünyevi ve devlet işlerinden çıkarılmış dini yeniden dünyevi hukuki ilişkiler içerisine koymakta, yani laiklik ilkesini delmektedir. Buna şaşırmıyoruz. Daha yeni Sıbyan mekteplerinde çocuklara annenin kazandığı parayı haram olarak öğreten bir yapı söz konusu. Bu yapının müftülere resmi nikah kıymasının gereği bugün bu mecliste şeriat devletine doğru yürümektir. Bugün bu mecliste demokrasinin en önemli toplumsal ilkesi olan laikliğin kavram ve uygulama olarak içinin boşaltıldığı gündür. Adalet ve Kalkınma Partisi toplumun tüm kesimlerini kendi siyasal anlayışı temelinde dönüştürmenin peşindedir. Bu nedenle kadının olmadığı bir kamusal alanı yaratmak istemektedir. Kadın olarak kazanılan bireysel ve toplumsal hakların, kolektif hakların ortadan kaldırılması için yasal düzenlemeler yapmaktadır. Ve bütün bunları yaparken de dini referans alan eril resmi ağzı kadınlar üzerinden kullanarak toplumu dönüştürme görevini edinmiştir. Bu yapının Türkiye'yi getireceği nokta ne yazık ki son 15 yılda her alanda olduğu gibi medeni haklar alanında da kadınların kaybedeceği alanlardır. Sevgili kadınlar ve kadınlarla yol yürüyen erkeklere seslenmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebepleri kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur demiş. 100 yıl önce bu durum tespitini yapan ve bu durum tespitine uygun devrim kanunlarını yapan bir dünya liderinden kadınları ve kadınlar üzerinden ülkeyi karanlıklara sürükleyen bir ülke yönetimine gelmiş bulunmaktayız. Son söz olarak şunu söylemek isterim. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Ve o sabaha doğuracak olanlar da biz kadınlarız. İşte bu nedenledir ki günlerdir Türkiye'de o sabahlara sahip çıkan kadınlar direniyor. Dün direndiler, bugün direniyoruz, yarın da direneceğiz. Siz bu kanun maddesini çıkarmış olabilirsiniz. Ama bu ülke cumhuriyet değerlerine dün sahip çıktı, bugün sahip çıkıyor, yarın da sahip çıkacağız, saygılarımla.